arkadaşlar, merhabalar. Bugün annemin çizdiği bir resmi halıya çeviriyoruz. Bu resmi ne zaman, nasıl çizdin, anlatır mısın? Ben iş yerinde boş bir zamanımda öyle zaman doldurmak için çizdim. Ondan sonra Demet'e verdim, halı yapsın diye. Hemen çizdiği resmi de şöyle kenara koyalım, şöyle. Ona da bir bakın. Şimdi halım burada zaten yanı başımda. Hazır mısın halıyı görmeye? Evet, bekliyorum. Şöyle arkasını göstermiş olayım başta. Şöyle arkası gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu ve ta-ta! Aynı benim çizdiğim gibi olmuş. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. İnanın ben çalıştırmadım. Kendi doğacılama çok yapmacık oldu biraz ama güle güle kullan anneciğim. Halıdan. Neyse, lafı çok uzatmadan hemen bu muhteşem küçük halımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şeklim bu. Annem bunu çizmiş. Şimdi çizimin üzerinden geçerek kumaşıma çizimi aktarıyorum. Gerçekten biraz karışık bir model. Çizdikten sonra bu şekilde gözüküyor. Başlıyorum dokumaya. Hemen siyahlığa çizgilerini önce başlıyorum. Küçük aralıklar olduğu için bu işlem birazcık zorlu ilerliyor. Bütün siyahları tamamladım. Hemen kırmızılara geçiyorum. Büyük gölgelerle başlamayı tercih ettim ben arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel güzel dokuyorum. Hemen yeşil, pembe, sarı dokumalarımı gerçekleştiriyorum sırasıyla. Beyaz. Ve tıraşlamaya geliyorum. Hemen şöyle gördüğünüz gibi yavaşça tıraşlıyorum. Bu işi gerçekten sevmiyorum. Tıraşlama hiç bana göre değil. Ama tabii ki işin olmazsa olmazlarından. Hemen tabi dağınıklığını süpürüyorum. Süpürgem bozulacak bunları bir gün süpürürken diye ödüm kapıyor. Hemen şöyle tüy alma tırmığı mı diyeyim? Tüy alma tırmığı gibi bir şey var. Bununla da son rötuşları atıyorum. Başladım kenarlarına tutkalını sürmeye. Şöyle en kenarlarına sürüyorum arkadaşlar tutkalı. Ben eldiven kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü öyle bir sağlam yapıştırıcı ki eldiven kullanmanıza rağmen bazen elleriniz çok kötü oluyor. Kenarlarını yaptıktan sonra da halımın arkasını sıvazlama hareketi diyorum ben bu yaptığım işleme. Tüm etrafını güzelce tutkalla şöyle sıvazlıyorum. Arkasına da arka kapama kumaşı hatta kullanılıyor. Ama ben deri kullanıyorum böyle küçük parçalarda. Yani elimde olduğu için onunla yaptım. Şöyle kenarlarını da güzelce kestikten sonra da ekstra for kullanıyorum.
Bu ikinci dokuduğum halıydı. Emin olun üçüncüsü çok daha güzel olacak. Tüm kenarlarına ekstra foru tutkallayıp yapıştırıyorum. Bakın burada eldivenimi elimden çıkarmış bulunduğum için ellerim mahvoldu yine. Şu şekilde kurumaya bırakıyorum. Ben tam 48 saat kurumayı tercih ediyorum arkadaşlar. Halımın son hali de bu şekilde gözüküyor. Muhtemelen banyo paspası olarak falan kullanır annem ya da bilmiyorum dekoratif bir köşeye koyar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.